Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2 Moskova Knezdi serisine başlıyoruz dostlar. Dün topluluktan da duyurduğum üzere bugün bir Moskova Knezliği serisine başlayacağımızı söylemiştik. Moskova Knezliği yani bakmayın siz 35. sırada olduğuna. Ben coğrafi konum açısından dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Moskova Knezliği'nin. Yani şurada bir Osmanlı'ya falan bakıyorsun mesela. Karamanoğulları'nın alsa sınırına direkt Memlük geliyor. Sırbistan'a efle alsa sınırına direkt Macar geliyor. Kırım alsa sınırına direkt Litvanya Büyük Lükkanlığı falan geliyor ama Moskova Knezliği'nin gerçekten böyle bir sorunu yok. Diplomasi haritasına bakıldığında çevresinde bazı vasalları var. Biz de zaten bunları ilerledikçe, zamanı geldikçe ilhak da edeceğiz. Moskova Knezliği'nin genişleyebileceği çok fazla alan var. Yani buradan Kazan'ı alır, e, büyük Orda'yı alır, Nogay ordusunu alır. Riyazan, Novgorod, işte Berozarsk vesaire genişleyebileceği çok fazla toprak var. Yani önüne kolay kolay hiçbir devlet çıkamaz. Sadece Batı sınırında Litvanya Büyük Tükalı bizi birazcık zorlayabilir. O da yani bakmayın öyle güçlü göründüğüne, altıncı sırada göründüğüne. Bizim ekonomimiz 52 bin, adamların ekonomisi de 65 bin. Arada sadece 13 bin ekonomik bir fark var. Yani büyük bir fark değil. Dolayısıyla Moskova Knezliği bence coğrafi olarak da bakıldığında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Bizim de hedefimiz Moskova Knezliği ile Rus İmparatorluğunu formlamak olacak. Zorluk efsanevi savaş klasik oyun hızı %100 eğer saldırganlık ise %50 olacak şekilde başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Vergiler, mallar, yatırımlar tabii ki her oyunun başında olduğu gibi sınırda olacak. Bu seriyi de birazcık daha şimdi şöyle söyleyeyim. Yani teknoloji puanlarını vereceğim puanların neden hangisine neden kaç puan verdiğimi bir anlatayım. Şimdi biz Moskova Knezi olarak başta biraz daha saldırgan başlayacağız değil mi? Neden? Çünkü eğer biz saldırgan oynamazsak Litvanya büyük dükkanı saldırgan oynar ve bizim sınırımızdaki bu devletleri ele geçirerek güçlenir. Ama eğer biz saldırgan oynarsak yani Riyazan, Kazan, Büyük Orda, Rostov derken birçok ülkeyi elimize geçirirsek diğer devletlerden önce Diğer devletlere göre daha çok kendimize e, bir puan kasmış oluruz. Puandan kastım önde gideriz abi. Bir adım önde başlarız diğer güçlü devletlere göre. Ama biz yavaş oynarsak Lithuania gelir, buraları alır. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Başta hızlı başlayacağız. O yüzden bize başta sağlam bir gelir gerekiyor. Bu geliri sağlaması için de vergi geliri, üretim geliri, ve yönetime ve tabii ki ordu bakımına gerçekten sağlam bir puan ayıracağız. Geriye kalan iki taneyi araştırmaya vereceğiz. Başta saldırgan oynayacağımız için araştırma yatırımı falan yapmayacağımız için araştırma nüfus artışı ve ekonomi büyümesine biraz daha az puan vermemizde herhangi bir sakınca yok. Oyunun başında Moskova'da sahip olduğumuz orduyu da şöyle bir tercih edelim bakalım. Direkt olarak gelirimiz 2200'den 2500'e kadar çıktı. Yapacağımız fetihlerle beraber bize gelecek ekonomilerle bu gelir daha da iyi bir seviyeye çıkacak. Daha da iyi bir seviyeye evrilecek ve Moskova Kınezi'yi hem bu coğrafyanın hem de dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi olacak dostlar. Enflasyon beklediğimden biraz daha hızlı çıktı. Yani kasamız baya küçük 95 bin para biriktiğinde direkt enflasyon çıkıyor. Demek ki bu bizim için iyi bir para. Biz bu seride şöyle söyleyeyim. karşımızdaki ülkelere yetecek kadar ordu basmaya çalışacağız. Yani gidip böyle dur buradan bu kadar basayım dur da buradan fulleyim falan yapmayacağız abi. Yani karşı ülkeye karşımızdaki ülkeye düşmanımıza ne kadar ordu gerektiğini düşünüyorsak o kadar ordu basacağız tamam mı Yani mesela bence Rostov devletine e, özür dilerim Riyazan devletine 2 4 6 8 10k ordu yeterli olacaktır Daha fazlasına gerek yok yani savaşı garantiye alayım diye daha fazla ordu falan basmayacağım abi Savaşımızı ilan ettik Riyazan devletine umarım tahmin ettiğimiz gibi başarılı bir savaşta bu devleti elimize geçiririz Bu arada ufak bir ayar yapacağım ee, nereden yapılıyor o ayar? Eyalet ayarları yazı boyutu olması lazım. Aynen. Yazı boyutunu birazcık büyüteceğim abi. Aynen. Orduların birazcık yazı boyutunda büyüteceğim. Ve işgal edilmiş eyalet ayarını da yapacağım. Bir tur atlayalım da hele. Bir tur atlayalım. Evet güzel. Şimdi şu işgal edilmiş eyalet ayarını da yapacağım. Eyalet ayarları işgal edilmiş eyaletler nasıl yapıyorduk biz bunu? Aynen ölçeği şu şekilde büyütüyoruz. Alfayı da biraz arttırıyoruz abi. Biraz arttır aynen. Şu şekilde daha iyi. Yani bu şekilde olursa eğer uzaktan baktığınızda işgal etmiş olduğunuz eyaletler daha güzel daha belirgin oluyor. Bu sebeple bu ayarı böyle yaptım. İlk saldırımız Riyaz'a karşı gayet güzel oldu. Şuradaki topraklara birazcık daha takviye yapabiliriz. Evet başkentlerinde maalesef bir zorluk yaşadık. Sağlam bir ordu basım işlemi yapmamız gerekecek. Evet bu kadarlık bir ordu basım işlemi yeter bence. Evet güzel. Şimdi şu orada hemen buraya gelsin. Eee hazine boş. Tamam, para da bitmiş abi. Evet. Riyazan tahmin ettiğimden daha fazla zorluyor beni yine. Henüz ilk savaşta hakikaten tahmin ettiğimizden daha çok zorlandığımız bir devletle şu anda savaşıyoruz. Güzel. Başkentleri de düştüğüne göre artık bu savaşın geri kalanı bende dostlar. Merak etmeyin. Buradan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Evet, çok güzel. Riyazan devletini mağlup etmeyi başardık dostlar. Moskova knezliği olarak hemen alabildiğimiz kadar toprağını alalım. Biliyorsunuz biz şimdi abi eğer kanal yeni izleyenler falan varsa büyük bir ihtimalle yorumlarda derler. Abi önce vasallaştır sonra ilhak et. Biz bug kullanmıyoruz. Biz bunları bug olarak sayıyoruz. Oyun bize barış antlaşmasında ne kadar yıldız verirse sen bu kadar toprak alabilirsin diyorsa o kadar toprak alıyoruz abi. O sınırları aşmıyoruz. Çünkü aşarsak eğer bence bug'a giriyor yani artık bu bug kullanmaya giriyor. Bu sebeple biz, biz zaten bir süredir izleyenler bilir bunları kullanmıyoruz dostlar videolarımızda. Daha zevkli oluyor oyun. Gerçekçilik katıyor. Yani gerçek hayatta önce basılım yapayım sonra ilhak edeyim diye bir şey olmaz. Değil mi? Barış anlaşmasında ne kadar alabiliyorsan o kadar alırsın. Yapabileceğin en karlı anlaşmayı yapmaya çalışırsın. Burada da öyle olacak abi. Bu arada şuralarda ufak asimilasyon sorunlarımız varmış. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu bu senaryoda baya büyük istikrar sorunlarıyla başlıyor. Ki zaten savaşı kaybetmiş Osmanlı. Bizans ne yaptın oğlum adama? Oha ya. Bizans adamın içinden geçti lan. Hiç beklemiyordum lan ben Osmanlı'nın yenileceğini. Gerçi 1440 senaryosunda genelde hep yeniliyor Osmanlı. Nedeni de henüz bilinmiyor ama adamlar oyunun ikincisi olarak başlıyorlar oyuna. Ama ne hikmetse Bizans'ı bir yenemiyorlar abi. Bir türlü yenemiyorlar Bizans'ı. Yani Osmanlı'ya AI oynattığında Bizans OP oluyor Osmanlı'ya karşı nedense. Nedenini ben de bilmiyorum. Neyse bakalım artık şuradaki vasallarımızı bir halletmeye başlayalım bence. Tabi şu anda ultimatom kabul etmezler büyük bir ihtimalle. Bir deneyelim biz yine de şansımızı. Bir kere daha kart edersek. Aynen ultimatom gönderiyoruz. Aa kabul etti. Oha. Oğlum o kadarcık ordu, ordudan nasıl korkmuş olabilirsin ya? Elimizde 4800 ordu vardı lan. 4800 ordudan nasıl korkabilirsin ya? Neyse abicim biz de üzümünü yiyelim. Bağını sormayalım vallahi Benim için iyi bir durum. Benim için iyi. Korksunlar ne güzel. Evet birazdan enflasyon çıkacak bu arada. O yüzden... Artık yeni ordu basım işlemlerini gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi bu devletin ekonomisi kaç? 3.350 bu kadar ordu yeter de artar yani. Hemen o zaman ordularımızı sınırlarına yollayalım bakalım Rostov Devleti'nin. E pardon Yaroslav Devleti'nin. Hemen kendilerini bir elimize geçirelim. İki adet eyalete sahipler. 3.000'lik de bir ekonomiye sahipler. Kolay bir savaş olacak derken... Biz bunu söyleyene kadar savaş bitti abi gayet güzel bir savaşı daha geride bırakmış olduk. Hemen yine asimilasyonları başladım yine enflasyon çıktı. Madem bu kadar sık enflasyon çıkıyor o zaman biz de yatırım yapalım. Yani oyun resmen bize yatırım yap yatırım yap diye bağırıyor. Şimdi bu kadar sık enflasyon çıkmasının sebebi yani 100 bine bile yaklaştığında para direkt ben enflasyon çıkıyor. Bunu birazcık arttırmak için bu sınırı yatırımlara para vermek en makulü gibi görünüyor. Yani en azından 100 bin yerine bir 150 bine kadar falan parayı biriktirebiliriz. Yapacağımız ekonomik yatırımlardan sonra, işte benim şu anda bu videonun başında Moskova Knezliği dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi dememin başlıca sebebi buydu. Şu an bakın sıralamaya kaçıncıyız abi. Görüyor musunuz? Yani iki tane ülke aldık, birkaç tane yatırım yaptık, direkt üçüncü olduk, direkt dünyanın ilk üçüne oturduk abi. İşte bu yüzden. Ama dünyanın ikincisi olan Osmanlı şu anda 76. sırada. Moskova Knezliğinin güçlü olduğunu bu yüzden üstüne basa basa söyledim abi. İyi de oldu. Söylediğimiz her şeyi de kullandık açıkçası. Şimdi şu basalımızı da bir ilhak edelim. Kendileri artık bence fazlasıyla yaşadı. Bu kadar yeter de artar. Gayet güzel. Evet vasallarımızın sanırım tamamı. Yok iki tane daha varmış abi. Perm de bizim basılmışmış. Ama ee, Pskov, Pskov bu nasıl okunuyor lan Nasıl okunduğunu bilmiyorum beyler kusura bakmayın SKOV diyelim biz aynen SKOV diyelim Pskov çok saçma oluyor çünkü SKOV cumhuriyetini şimdi ilhak etmeyeceğim abi O çünkü benim sınırlarımda değil zaten Onu bir süre daha bekleyebilir Biz şimdi PERM'i bir ilhak edelim bakalım PERM devletini Hemen hakaret edelim birkaç kez Yani gerçekten güzel bir giriş yaptık açıkçası seriye Umarım bu şekilde devam eder. Evet, perm devletinde mağlup etmeyi başardık. Moskova Knezliği büyüyor dostlar. Rus coğrafyasının büyüyen gücü Moskova Knezliği bütün vasallarını hemen hemen bütün vasallarını ilhak etti. Yaptığı her iki harpten de galip çıkarak Moskova ve civarlarındaki genişleişlerini sürdürdü. Rus İmparatorluğu yolunda ilerleyen adımlarında gerçekten çok sağlam bir şekilde ilerliyor şu anda Moskova Knezliği. Umarım bu şekilde devam eder. Hemen asimilasyonları başlatalım. Tamamlanmamış bazı asimilasyonlar var. Onları da %100'e bir tamamlayalım. Gayet güzel. Bakalım ekonomik yatırımlarımız etki etmiş mi? Yani 95 binde yine enflasyon çıkıyor mu? Yoksa biraz daha artmış mı artık? Evet gördüğünüz üzere bakın. Evet bin oldu. Hala enflasyon yok. Hala yok. Evet abi bayağı bir artmış. Gerçekten de bayağı bir etki etmiş. Şimdi Moskova Knezi olarak artık biz hem doğuya doğru hem de batıya doğru ilerleyeceğiz. Novgorod Cumhuriyeti'nin mağlubiyetiyle beraber yani Novgorod Cumhuriyeti'ni mağlup etmemizle beraber biraz daha İskandinavya'ya doğru da açılacağız ki İskandinavya üzerinden de bize topraklar Rus İmparatorluğunu formlamak için gerekiyor. Doğuya doğru ilerleyerek kazanandığı Nogay Ordası Buhara Emirliği topraklarına ele geçirerek de Orta Asya'da sahip olduğumuz gücü arttırmış olacağız. Hedeflerimiz başlıca olarak saymak gerekirse bunlar. İlk olarak nereden başlayacaksın derseniz burada mantıklı bir karar verelim. Şimdi şöyle ki eğer Litvanya Büyük Dukalı Novgorod'a karşı bir savaş ilan ederse Novgorod Cumhuriyeti dayanabilir. Var öyle bir ihtimal. Ama eğer Timur Buhar Emirliği'ne savaş ilan ederse Buhar Emirliği oradan canlı çıkamaz. Ya da Timur Nogay Ordası'na savaş ilan ederse Nogay Ordası oradan canlı çıkamaz. Timur bunları çok rahat şekilde alır. Dolayısıyla bizim doğu tarafında kendimize hedeflediğimiz topraklar şu an biraz daha tehlikede batıya göre. Yani Novgorod kendini savunur tamam ama Buhara ve Nogay savunamaz. Timur'a yenilirlerse sıkıntıyı ben çekerim. O sebeple ilk olarak doğuya doğru ilerlemeye başlayacağız. Yani Büyük Orda, Kazananlı, Nogay Ordası ve Buhar Emirliği devletleri doğu tarafında Moskova Knezi'nin gözünü diktiği, hedeflediği ve alacak olduğu topraklar. Ve tabii ki Riyazan. Ve tabii ki Odaev. Hatta Riyazan'la Oda şimdi hallederim ki Litvanya Büyük Dukalığı o toprakları almasın abi. Bu kadar ordu bence zaten yetecektir her ikisi için de. Yani belki ufak bir ordu basım işlemi daha gerçekleştiririz. Yani şunun için ufak bir ordu basım daha gerçekleştirebiliriz aynen. Bu şekilde. Her ikisine de savaşımı ilan ediyorum. Saldırılarımızı gerçekleştirelim. Evet ufak bir yenilgi yaşadık abicim o bölgede. Şimdi ufak bir ordu basım işlemiyle hemen o bölgeyi toparlayacağız. E, o zaman buradaki ordu basımını iptal edelim. Ordu basımını burada gerçekleştirelim ve buradan buraya doğru 702 kişilik bir ordu kaydıralım. Aynen öyle daha mantıklı. İyi ki de böyle bir seçim yapmışız. Şimdi Riyazan topraklarına da daha sağlam şekilde girebiliriz dostlar. Fark ettiyseniz videonun başından beri hep bize yetecek kadar orduyla savaşıyoruz. Daha fazlasını istemiyoruz. Çünkü hakikaten nüfusumuzu boşa harcıyoruz abi. Biz böyle gereğinden fazla ordu basarak işin birazcık lay lay lom havasındayız ama nüfusumuzu gerçekten gereksiz derecede harcıyoruz böyle yaparak. Artık buna bir dur diyeceğiz. Gereksiz nüfus israfına bir dur diyeceğiz ve nüfusumuzu daha idareli, daha irade idareli aynen idareli kullanmaya çalışacağız abi. Güzel. O ikisini hallederek Litvanya Büyük Dukalı'nın ilerleyebileceği toprakları hallettik. Artık Litvanya Büyük Dukalı'nın bana sorun çıkarabileceği, ilerleyebileceği tek toprak Grit Orda yani Büyük Orda toprakları. Onları da şimdi alacağız zaten ama önce Kazan Hanlığı. Kazan Hanlığı ekonomisi şu anda 40 bin. Yani bana 15 binlik bir ordu bence yeterli olacaktır. Ordu basım işlemlerini bir gerçekleştirelim. 5 binlik bir ordu daha evet. Yaklaşık 16 bin kişilik bir orduyla Kazan Hanlığı sınırlarına Gidiyoruz dostlar. Henüz ilk bölümden epey büyük bir genişleme gösterdik bunun da farkındayım ama zaten videonun başında bu seride hızlı ilerleyeceğimizi de söylemiştim dostlar. Dediğimiz gibi de oldu. Hızlı bir ilerleme ile başladık ve halen hızlı ilerlemeye devam ediyoruz. Kazan anlığına da savaşımızı ilan ettik bakalım Moskova Knezliği olarak. Umarım başarılı saldırılarla Kazan Hanlığını da rahat şekilde mağlup ederiz. Başkentlerine maalesef giremedik. Başkentlerinde yaklaşık 3700 orduluk bir direniş bizi karşıladı. Burada sağlam bir ordu basım işlemi yapalım. Şuraya da birazcık ordu kaydırdım. Güzel iyiyiz gibi. Evet gayet iyi bence. Yani durum gayet iyi gibi görünüyor şu anda. Şimdi şu başkentlerine sağlam bir saldırı yapalım biraz daha. Şuraya da güzel bir saldırı yapalım. Orası oraya nasıl geçtin ya? Oraya nasıl geçtin oğlum sen? Hangi ara geçtin lan oraya? Neyse çok da önemli değil tamam. Başkentleri artık düştüğüne göre buradan sonra direnemezler demektir. Abi geriyi alamadık ya sırayı bir bana verseydi şu oyun. Bir bana verseydi sırayı halletmiştik ya. Adamlar Moskova'ya falan girecek şimdi. Dur ordu basım işlemi yapalım bari. 50'şer 50'şer küçük onu da yapamıyoruz ki. Neyse tamam hallettik oh be. Evet dostlar sonunda birkaç tur sonunda birkaç ay sonunda birkaç ay süren savaş sonucunda Kazan Hanlığı'nda mağlup ederek bütün topraklarını almayı başardık ve barış antlaşmasıyla bütün topraklarını da alabiliyoruz. Gayet güzel bir haber. Bir savaşın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kazan Hanlığı toprakları da Moskova Knezliği'ne, Rus coğrafyasının büyüyen gücüne katılmış oldu. Elimizde 8 bin kişilik bir ordu kaldı. Altın Orda'nın, Büyük Orda'nın ekonomisi 50.000. Yani altın Orda için bize en az 25 binlik bir ordu gerekecek. Ama biz yine birazcık tasarruf edelim diye 20 binlik bir orduyla gideceğiz abi büyük Orda sınırlarına. Şöyle bir asimilasyonları başlatalım. Güzel. Tamamlanmayan bazı işlemler var. Onları da başlatalım. Ekonomik açıdan hala yaşadığımız herhangi bir sıkıntı yok. Yaptığımız fetihlerle beraber kazandığımız ekonomiler ülkemize son derece yararlı oldu ve yararlı olmaya da devam ediyor. Ee, ve artık dünyada ikinci sırada oturmayı başardık. Birinci sırada tabii 1440 senaryosunun vazgeçilmez süper gücü Ming Hanedanı var kendileri gerçekten güçlü. Kabul etmemiz lazım. 209 binlik bir ekonomiye sahipler ve 1.7 milyonluk nüfuslarıyla hakikaten Asya coğrafyasında göz korkutan bir devlet konumundalar şu anda ki nüfus puanı olarak da en yakın rakibi olan bize yaklaşık 2 katlık bir fark atmış durumda şu anda Ming Hanedanı. Nüfus olarak onları yakalamak için biraz daha nüfus bakımından güçlü ülkelere ee, dikkat etmemiz lazım. Bu arada Nogay ile Great orda savaşa girmişler. Sat bu fırsat. Ben ikisine birden girerim abi bunların. Ama büyük orada bunları halledecek gibi. Evet halletti bile hatta. Halletti bile. Nogoy ordası hala direniyor orada. Evet bitti. Tamam altın orada yani sen madem bu kadar genişledin dayak istiyorsun demek ki. 65 binlik bir ekonomiye sahip olmuşlar. O halde Moskova Knezliği tarihinin gördüğü en büyük orduyla gideceğiz şimdi Great Orda sınırlarına. 30 binlik bir orduyla sınırlarına gideceğiz abicim Great Orda'nın. Toplayalım bakalım bir orduları. Evet 26 bin 4 binlik bir takviye daha 30 binlik bir ordu hazırladık. Hemen şimdi bunları sınırlara bölelim bakalım. Ee, şöyle şöyle 5000'le başlangıç yapabiliriz bence. 5000, 5000, 5000 her bir sınıra Yollayalım bakalım. Great Orda ile Moskova Knezliği arasında geçecek. Büyük bir savaşa hazırlanıyoruz şu anda. Maalesef ordu sayısı birazcık yetersiz kaldı. Tamam sorun değil. Şuraya birazcık kaydırırız. 1500. Buraya da 1500 kaydırırız. Evet gayet güzel. Şimdi oldu abi. Bakalım Rus coğrafyasının bu büyük iki devleti Moskova Knezliği ve Great Orda arasında yaşanacak savaştan galip çıkan taraf kim olacak hep beraber göreceğiz dostlar. Savaşımızı ilan ettik ve saldırılarımıza başlıyoruz. Umarım biz kazanç çıkarız. Umarım biz kazanırız bu savaşı. Evet güzel. Müthiş savunduk gerçekten. Moskova Knezi sınırları adeta birer duvar gibi. Sınırlarda, topraklarda herhangi bir kale bulunmamasına rağmen ordularımız göğüslerini siper ederek bu toprakları korumaya devam ediyorlar dostlar. Yüce Moskova ordusu. <laughs> Güzel, güzel. Çok iyi ilerliyoruz bakalım. Nogoy ordası galibiyetinden sonra morallenmiş bir Great Orda'yı böyle mağlup etmek güzel oldu. Hakikaten böyle aldıkları galibiyeti... <laughs> yani daha kutlayamadan yok etmiş olduk. Direkt ülkelerini yok etmiş olduk abi. Çok güzel. Artık buradan sonra çevirebileceğini de düşünmüyorum ben Great Orda'nın. Güzel. Çok iyi. Kafkaslara kadar indik neredeyse artık Moskova Knezliği olarak. Yani Moskova ve civarlarında başlayan hani Rus coğrafyasına göre küçük diyebileceğimiz bir bölgede hüküm süren bir Moskova Knezliği iken artık kuzeyden Sibirya'dan neredeyse aynen öyle Kafkaslara kadar uzanan bir ülke haline geldik adeta. Hakikaten güzel bir ilerleyiş, güzel bir büyüyüş. Umarım bu şekilde devam eder abi büyüyüşümüz 3. Ivan'ın önderliğinde. Son saldırılarımız artık. Great Orda Savaşı'nda sonuna gelmek üzereyiz. Sadece şurada sahip oldukları iki adet toprak kaldı. Onları da aldık ve Great Horde Savaşı'nın sonuna geldik dostlar. Maalesef bütün topraklarını alamıyoruz. Bize yine oyunun vereceği kadar toprağa razı geleceğiz. Bir adet yıldızımız kalmış alabileceğimiz herhangi bir yer yok. Şurayı iptal edip şurayı alabiliriz 3 yıldızla. Evet bence daha güzel durdu. Bu şekilde barış anlaşması teklifini Great Horde'ya Büyük Orda'ya yolladım. Ve tabii ki de kabul ettiler dostlar. Moskova Knezli'yi kaç eyalette başladığını hatırlamıyorum ama yani bir 6-7 eyalette başlamış olmamız lazım. 6-7 eyalette başladığımız bu seride şu anda henüz ilk bölümden 80 adet eyalete ulaşarak ülke sınırlarını yaklaşık 8 kat %800 büyütmeyi başardık. 3. Ivan gerçekten hükümdarlık döneminin hızlı zamanlarını yaşıyor diye diyebiliriz dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Artık yavaştan videoyu burada bitirelim. 20 dakikalık bir videonun sonuna geldik. Güzel bir seri olacak gibi görünüyor. Umarım sizlerin de zevk alacağı bir seri olur Moskova Kanezliği serisi. Daha formlamamız gereken koca bir Rus İmparatorluğu var. Ve yaklaşık bir 5-6 bölüm sürecek bir seri olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Da belli olmaz uzayabilir, daha kısa sürebilir. Bakacağız. Ben güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de ilk bölümden zevk almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz daha katmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Keremli İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.